Evet. Beni Luis Alberto Salvatiano gibi yakıştı, çıkabilir misin? Tabii. Çıkabilir misin? Çekebilir misin? Çıkabilir misin dedim ben. Evet. Olsun. Sen benim yanlış söylediğim düzeltti, oldu mu? Oldu. Şey diyeceğim, Sebile. Sebile geldi. Şimdi Sebile'yi tanıtalım mı biraz Sebile? Sebile, kendini tanıtsana. Şu Muğlalılara güzel bir mesaj versene şuradan. Yalçın'a yamuk yaptım de. Bir yıldır gelmedim de. Biz de... Ya aslında Yalçın haklısın. Evet. Herkesin kendine göre değer var ama ben yoğun çalışıyorum. Estağfurullah. Biz sanki geliyoruz. İki gün İstanbul'dayım. Sonra geldim. Dışarıda konserlerdeyim. Muğlalılar. Evet. Burada bir avuç Muğlalıyız zaten, evet. Burada. Bir avuç değil, iki avuç. Birbirimizin çok farkında değiliz, evet, açıkçası. Biz ne olacak bizim bu halimiz? Bir böyle havalarda, triplerde. Genel Muğlalılar genelde öyle oluyor. Biz soruyoruz abi, ne abi? Çok yoğunuz abi diyor. Elbet bir gün bir şeyler anlarlar ya. Evet. Anlar. Hiç birlik beraberlik psikolojisi yok, olmuyor bizde. Rizeliler de var mı kuzen? Onlar, o birlik, onlar birlik beraberlik. Birbirine. Orada değil de burada biraz daha tutkunurlar. Burada biraz daha birbirlerine, evet, beraberler. Ama Rize'ye gitse orada da aynı. Orada daha kavga gürültü. Evet. İstanbul'da çok az Muğlalı var normalde. Evet. Hepimizin çok samimi. Muğlalılar özel insanlar. Şu projenin bahsetsin birazcık. Ya da bahsetme nazar değer belki. Sen bilirsin yani şey olarak. Aslında proje çok güzel bir proje. Her sabah Seda Sayan ve Gülben Ergen tarzında yapılıyor benim proje. Evet. Kanalın iyi olması konu önemli. Anlaşma oldu mu? Onun için onu söyledim. Görüşme ben yapıldı. Görüşme, anlaşma. Avrupa lisanslı olan bir kanalda. Evet. Sağlık üzerine. Ya da Maranki sağlık ürünleri tanıtmak üzerine beraber birlikte inşallah program yapacağız. Ne zaman başlayacak? Henüz daha belli değil ama benim programımda kendisini yaptığı işi ya da ürettiği ürünü tanıtması gereken insanlar gelebilirler ki bu fırsat güzel bir fırsat. Fırsatı canlı dünyadan izlenecek. Hafta içi 5 gün mü? Pazartesi, aynen, cuma? Aynen. 9-12? 11'den sonra. 11-12.30 arası. Evlilik programı gibi değil. Hayır, tabii ki de. Konsepti tamamen farklı. Tamamen güzel. Sazlar, okay, ünlü sanatçılar siz olacak. Siz de okuyacak mısınız? Tabii. Oh yeah. Bir kule söylesene. Bir şey, tamam bir şey söyleyin o zaman. Muğla türküsü olsun. Sevemedim kara gözdür. Olmaz. Muğla mı değil, değil mi? Şey yapalım. O var ya. Deniz üstü köpürür. Ey canım rinanay rinanay rinanay. Hava. Kıyada binsem götürür. Hey canım hey. Benim de buralara gelişim. Hey canım rinanay rinanay rinanay. Bir güzelden ötürü. İyi günler. müthiş. Evet. Ağzınıza sağlık. Devam edelim. Okay. Devam edelim. Bir de ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Doğu Akdenizliler, yani Fenike'den alalım da Marmaris'e kadar ya da daha Likya şehirlerini düşünelim. Şimdi Likya insanlarının anatomik yapısı, geniş suratlı, elmacık kemikleri çıkmış. Şimdi tabii siz de Likya uygarlığının devamı olduğunuz için yüz hatlarınız o şeye çok uygun, çok yakın yani. Sizin geniş suratlı, yörük, güleç suratlı, yörük, kemikler ve yazma, çok da uzun boylu insanlar olmazlar. Aynen. Ve gözleri de renkli olmaz, ekseri. Benim biraz farklı gözlerim. Ekseri, evet. Yani Likya insanlarısınız sizler. Biz Likya insanıyız. Sen ben Likya şey yolu, sor. Kuzen sana şey diyecektim ben. Biz ne insan olduğumuzu söylemeyi unuttuk. Biz Likya insanıyız. Likyalısınız, biz Likya. Biz aslında yörük ama kaba yörüküz. Antifellos. Ben katılmıyorum ona. Neyiz? En aydın yörükler bizleriz. Öyle mi? Dün ben Antalya'da... En verimli yörükler bizleriz. O bölgede oturan yörükler. Ya dün Antalya'da birisine karşılaştım. O dedi ki siz kaba yörüksünüz elinize. Kaba yörük mü? Kaba. Yani ne alaka? Biraz denyo. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Hayır, hayır, hayır. Yörükler çok orijinal insanlardır. Çok değerli insanlar. Insanlar. Evet. Kaba ve yörük kelimesi yan yana gelemez bence. Asla. Şehirli insan kaba olur. Köylü insan kaba olmaz. Köylü her zaman her şeyi... Köylü insan daha samimi olur. Kesinlikle.
ölü milletin efendisi diye. İnsanlar kabalığı şehirde öğreniyor. Hemen Atatürk'ten bir laf sıkıştırmaya gerek yok. Estağfurullah. Ya mesela birazcık internette araştırma yapsak Atatürk'ün Twitter, Facebook ya da internetle alakalı bir lafı bile çıkar. Belki de söylememiştir adamcağız ama evet, birileri ona uyduruyor. Ya öyle konulara girmeyelim. İşte yani. Ben böyle siyasel ve politik konulara girmiyorum. Niye girmiyorum biliyor musun? Sanat ve müziğe giriyoruz. Ha, sanat ve müzik. Sebile. Doğru eleştiri. Sebile. Yok ama bir şey söyleyeyim. Senin internetteki eleştirilerini çok haklı buluyorum. Hatta kimsenin cesaret edemediği güzel şeyleri, gerçekten güzel şeyleri paylaşıyorsun. Evet. Ama şimdi durduk ki ben esnafım burada. Ya, o hayır. Sizin konumunuz itibariyle. Siz taraf tutamazsınız. O zaman müşteri potansiyeliniz düşer. Tamam, taraf tabii, tutamazsınız. Gereksiz. Şey diyeceğim. Gereksiz. Ya taraf ol ya ver taraf ol. Ama ikisini de olmamalısın. Aynen, yani. Evet. Taraf. Öyle diyorlar ya. Abartıyorlar evet. Ya işte. Onun için ben tam onu diyecektim. Ya, biz taraf tutamayız. Yani. Taraf tutamayız. Biz ancak bir de şu var. Bak bu da tarafsız bir laf. Bizim veli nimetimiz. Şu da tarafsız bir laf. Atatürk kimsenin tek elinde, kimsenin ürünü değil. Değil. Atatürk herkesin Atatürk'üdür. Şey yapalım, şöyle yapalım. Yani Atatürk bizim tek elimizde mi? Atatürk kimsenin tek elinde değildir. Evet. Atatürk birilerinin malı değildir. Evet. Konuya bir subjektif yanaştın. Konu, olay şu. Olayı net olarak açıklar mısın? Türkiye'deki genel iki tip insandan bahsediyorum. Atatürkçü ya da dinci. Evet. Nasıl Allah sadece dincilerin değilse, Atatürk de sadece o gruptaki insanların değil. Çok, çok muhim. Dinciler şey nasıl dini alet ediyorsa bir takım şeylere, evet. Atatürk'ün yandaşları yani hepsi değil. Evet, bir kısım insan. Kullananlar. Evet, yani o yüzden... Atatürk'le aslında kimsenin problemi yok. Ama Atatürk'ü problem yapan o insanlar bence. Evet, aynen katılıyorum da. Bu konuyu aşağıdan başka bir şey yapalım. Günün önemli emniyetini bildiren küçük bir veda yapar mısın? Arada şunu diyeceğim. Bu poşetler yeni. Makaradayız. Evet, iyi günler. Poşetler değil. İyi günler, makaradayız. Evet. Neredeyiz? Makaradayız ha. İyi günler. Sen döndün şimdi geriye. Yok, sen geri döndün değil mi şimdi? Döndüm. Rusya, en son Rusya'daydın. Evet. Gürcistan'da kumar oynuyordum kasinolarda. Evet, şimdi ne yaptın? Şu an İstanbul'dayım. Evet. Şeyden bir ev tuttum. Joseph Paşa, Yusuf Paşa'dan. Evet. Proje var mı? Proje yok. O zaman sana veda ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Ben gidiyorum o zaman.